her şey eline geçse bile senin elinde olmayan bir şey var. Senin elinde olmayan bir şey var. O senin hayatındır. Her şey senin elinde olabilir ama senin ömrün ve hayatın asla senin elinde değildir. Sana sorulmadan, danışılmadan, senin isteğine başvurulmadan bir anda elinden alınıverecektir. Ve ne sen, ne sevdiklerin, ne etrafındakiler, ne çevren, ne bulunduğun makam, ne malın, ne mülkün, hiçbir şey onun gelmesine engel olamayacaktır. Bu yüzden kainatın doğru sözlü efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm ne kadar güzel bir vaizdir buyurmuştur. Ne kadar güzel bir nasihatçıdır. Şimdi bu sözler belki aklı bir karış havada olan insan için bir şey ifade etmiyor. Veya düşünmekten kaçan insan için, düşünmemek için başka şeylere, başka yollara başvuran için bir şey ifade etmiyor. Ama vallahi insan oturup sadece bir dakika ölümü düşünse, hayal etse, sadece bir dakika bilse ki ölüm kapısında bekliyor. Veya ölüm şu iki kaşın ortasında bekliyor. Ölüm şu alnının ortasına üzerine yazılmış olan ferman gibi onu bekliyor. Bunu düşünse bütün bu hayallerin hepsi bir anda hiç olur gider. Ne olup olmayacağını bilmiyorum ama öleceğini biliyorum. Kendim için de, senin için de, herkes için de aynı şey. Bugünkü en büyük problemimizi anlatayım size. Bugünün insanlığın, bugünün Müslümanlığın daha doğrusu kendi insanımızın en büyük problemini anlatayım. Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, Kur'an'ı da okuyor. Ama inanın insanlar ölümü ve ahiret gününü unutmuş haldeler. İnsan ölümü ve ahiret gününü unutursa her türlü kötülük ve hayasızlık o insanın elinden gelir nauzubillah. Hadimi lezzat diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bütün lezzetleri ve zevkleri bir anda kesip atıveren, bitiren, öldüren şeydir ölüm. Ölüm kendisi zevkleri öldürüyor. Hayali bile, düşüncesi bile bütün keyifleri, lezzetleri, zevkleri ve tatları bir anda bitiriyor.